Tabii hazırlık maçı olmasından ziyade iki maçta da Fenerbahçe'nin ilk 11'ine baktığımızda ya kadronun neredeyse yarısı belki önümüzdeki sezon zaten bu takımda olmayacak isimlerden oluşuyor. Yani bu dönem Fenerbahçe Rusya'ya geldiğinde sadece İstanbul'da 6 antrenman yapıp gelmişti. Bunu düşünmek gerekiyor. Yani çok sıcak daha çalışmaların başında oynanan hazırlık kamplarıydı bunlar. Böyle çok alışa geldiğimiz şekilde normalde takımlar en azından bir iki haftalık bir 12-13 günlük çalışma sürecinin ardından hazırlık maçları yapmaya başlar. Bu anlamda zaten farklı bir tecrübe ediniyoruz. Bunu vurgulamak gerekiyor. Yayınlardan önce, dünkü maçtan önce söylemiştim. Dünkü maç için biraz daha gelecek sezona dair ipuçları olacak demiştim. Bu sadece hücum bölgesinde oldu. İki maçta da Fenerbahçe'de stoperde oynayan isimler yani Serdar Aziz tabii ki devam etme ihtimali var ama Gustavo Henrique olmayacak. Zalai ile ilgili biz gelişmeleri paylaşmıştık. Zalai önümüzdeki sezon muhtemelen olmayacak. Bunun dışında dün mesela kalede Altay'la başladı Fenerbahçe. Devrede İrfan Can Eğribayat'a döndü. Bu noktada ya Altay'ın ayrılma ihtimali bulunuyor. Arao iki maça da ilk 11'de başladı. Arao'nun ayrılma ihtimali bulunuyor. Bu yüzden bu maçlara biraz daha böyle bakmakta fayda var. Ama dünkü maç üzerinde konuşacak olursak Kızıl Yıldız'ın tabii Kızıl Yıldız çalışmalara çok daha erken başladı. Çok daha fiziksel olarak da alışkanlık olarak da Fenerbahçe'nin önünde bir takımdı ve bu doğrultuda da Fenerbahçe açıkçası sert presle ki 32 tane faul yapılmış maçta. Yani dün bu anlamda da ya hazırlık maçında hakem konuşacak değiliz ama saçma bir durum vardı yani. Biraz Çok fazla gereksiz ciddiye yani. aldılar. Hatta biraz değil, bayağı ciddi bir maç Ya gibi gözüktü. Demet bir pozisyonda Crespo'ya faul yaptı, ardından adam saçını falan çekti. Yani böyle şeyler gördük, baya komik şeyler yaşandı. İsmail Kartal'ı attı, İsmail Kartal sertliğe tepki veriyordu yani oyuncuları sakatlanmasın diye. Yani iki çift sarı karttan İsmail Kartal'ı oyundan attı hakem. Ya bu hakemler çok masum hakemler değil yani, işin arkasında Allah bilir neler var. Bu garip garip kararlar gördük çünkü. Yani rakibin gerçekten bir iki tane oyuncusunun atılması gerekiyordu Evet. hazırlık maçı olmasına rağmen. Böyle garip bir maç oynandı, ilginç bir maç oynandı ama Fenerbahçe'nin o Kızıl Yıldız'ın sertliğine, sert baskısına çok fazla fiziksel olarak da karşılık veremediğini gördük. Dün maç sonunda İsmail Kartal bizim için bugünden çıkarılabilecek en önemli sonuç herhangi bir sakat vermememiz oldu dedi. Çok haksız da sayılmaz açıkçası. Dediğim gibi bu anlamda biraz ilginç bir karşılaşma izledik. Evet. Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi bir de 15'inde Nefçi Bakü ile saat 2'de bir karşılaşma gerçekleştirecek Sarı Lacivertler ve bununla birlikte Rusya St. Petersburg kampı sonuçlanacak. Maçın ardından Fenerbahçe İstanbul'a dönecek ve İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek. Tabii 27 Temmuz'da bir karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe Avrupa Arenası'nda Konferans Ligi'nde bir karşılaşmaya çıkacak. Bu maç için tabii hazırlıklar sürüyor. Biraz daha bu maç Evet. düşünülerek devam ediyor ama rakip kolay olduğu için bu maçlarda, ya bu maçları da birazcık hazırlık maçı gibi de görmek gerekecek. Fenerbahçe de bu doğrultuda hareket edecek. Bu şekilde kampta yaşananları özetleyebiliriz Peki Demet. transfer gündemine de biraz değinelim. Şimdi gelen oyuncuları konuşacağız ama az önce sen de bahsettin, birçok oyuncunun gitme ihtimali bulunuyor. Ve biraz kale bölümüne gelmek istiyorum. Çünkü Altay'ın gitme ihtimalinden sen de bahsettin. Ve bir Livakovic Evet. ısrarını haberini sen de dün bizimle paylaştın. Dinamo Zagreb'in 8 milyon euroyu reddetmesinin ardından bir iyileştirme teklifi de geldi. Rakam yükseltildi. Livakovic'de son durum nedir Ahmet? Senden dinleyelim. Ya Livakovic açıkçası ilk başta İspanya Ligi'ne gitmeye daha yakın bir oyuncuydu ama Fenerbahçe bu transferde ısrarcı bir şekilde davranınca artık işin rengi biraz değişmeye başladı. Çünkü Villarreal kulübü bonservis olarak çok yüksek rakamlara çıkmıyor. Dinamo Moskova kulübü de 10 milyon euroluk bir bedeli var, serbest kalma bedeli var Livakovic için. Bunu
altına inmeye çok yanaşmıyordu. Fenerbahçe burada bu rakama oldukça yaklaşarak bir çözüm buluyor gibi. Bu noktada Fenerbahçe'de şöyle anlatmak gerekiyor. Biraz da aslında Altay ve İrfan'ın performansının görülmesi bekleniyordu ama artık yabancı kaleci hamlesi kesinlikle olacak gibi Yani Livakovic gözüküyor. olmasa bile bir yabancı transfer, kaleci transferi Evet yapılacak. evet. Livakovic'te de şunu söyleyebiliriz Demet. Yani bu iş artık bir yola girdi. Fenerbahçe bu işi birkaç gün içerisinde bitirmek istiyor. Birkaç gün içerisinde mutlu sona kavuşturmayı istiyor. Bu yüzden hem kulübe yaptığı teklifi güncelledi hem de oyuncuya yaptığı teklifi güncelledi. Ve biz oradan ilk kez bu kadar olumlu sinyaller almaya başladık. Evet. Livakovic konusunda Fenerbahçe kısa süre içerisinde neticeye ulaşabilir. Şunu belirtelim, ben daha önce açıklamıştım. Altay ile ilgili Manchester United'ın ilgisi var çünkü Altay'ın çıkış maddesi var. Çok cazip bir seçenek yapabiliyor demiştim. O maddeyi 5 milyon euro olarak duymuştum. O rakama net bir şekilde ulaştım. 5 milyon değil 6 milyon euroymuş ama hala cazip bir bedel. 6 milyon euro getiren kulüp Altay'ı transfer edebilecek. Bu yüzden de biz Altay'ın önümüzdeki sezon Avrupa'ya gitme ihtimalini yüksek görüyoruz bu bedelden dolayı. Çok yüksek ihtimalle 6 milyon euro bonservis karşılığında Altay'da Fenerbahçe'den ayrılacak. Tabii ki bu konular değişebiliyor. Günden güne bir Mutlaka. görüşmeden görüşmeye değişebiliyor ama görünen o ki Fenerbahçe'de yabancı kaleci hamlesinden sonra Altay'da çok yüksek ihtimalle takımdan ayrılacak. Peki, dün açıklanan transfere gelelim istersen. 10 numara mevki için Szymański İstanbul'a geldi. Artık Fenerbahçe forması giyecek seninle. Önceki yayınlarımızda Arda gittiğinde de konuşmuştuk. Sen 10 numara için zaten Evet. Szymański ismini bize söylemiştin. Ve artık Fenerbahçe'de 10 numara mevki için gelecek adına nasıl sinyaller veriyor sana Szymański? Yani geçtiğimiz yıl Orkun Kökçü ile birlikte Feyenoord'un en önemli oyuncusuydu. Skorer bir oyuncu. Burada tabii oyuncu Polonya futbolu için de önemli bir değer. Polonya futbolunun yeni ürünlerinden ve güvendikleri isimlerden bir tanesi. Seviyesini yukarı çıkarabileceklerini düşündükleri isimlerden bir tanesi. Açıkçası normal şartlarda bu oyuncunun çok fazla transfer edilebilme ihtimali yoktu. Bundan bahsedelim. Yani Feyenoord geçtiğimiz yıl olduğu gibi oyuncu kadrosuna katmak istiyordu ama Rusya'ya uygulanan ambargolar vesaire bundan dolayı bonservis bedeli ödeyemedi bir türlü Feyenoord. Fenerbahçe'de ki Galatasaray da bu transferin içindeydi. Türk kulüpleri diyelim. Evet. Bu durumdan birazcık faydalandılar ve bu transferde avantajlı konuma geçmeyi başardılar. Ve Szymański'yi Fenerbahçe 9.750 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. 10 numara 8 numara arasında oynayabilen bir oyuncu. Fenerbahçe orada İrfan, Mert Hakan, işte Zajc'ın durumu henüz belli değil ama işte Szymański yeni bir orta saha düzeni kuruyor ve oyuncunun potansiyeli gerçekten yüksek. Tabii ki Evet. bu lige uyumu vesaire bunların hepsi belirleyici olacak ama Fenerbahçe Arda'nın yerine direkt demek istemiyorum. Arda Evet, ben başka bir de. dünya ama evet. O oralara, o bölgelere yani ofansif yönü daha güçlü bir orta sahayı kadrosuna katmış oldu. Bu ama Fenerbahçe'nin tek orta saha transferi de olmayacak gibi gözüküyor. İstersen transferde diğer detaylardan da bahsedebiliriz. İstersen 1-2 dakikamız kaldı zaten. Dzeko ve Ryan Kent'i de izleme şansı elde ettik. Onlardan çok kısa bahsetmeni rica edeceğim. Sen nasıl buldun oyunlarını? Bence dünkü karşılaşmada Dzeko oldukça başarılıydı. Ya Dzeko bu takımın lideri olacak, bu takımın her şeyi olacak. Servislerini yaptı, çok fazla şans bulamadı genel oyundan dolayı ama Dzeko Evet. bu takımın lideri olacak. Kent de birazcık çekingen, yani bir uyum süreci yaşıyor gibi birazcık çekingen davranıyor. Onun azıcık süreye ihtiyacı var ama bu iki oyuncu da Fenerbahçe'ye katkısı alacak gibi. Çok kısa şunları söyleyeyim. Tabii. Beka konusunda dün İtalyan basında da çıktı. Fenerbahçe yeniden masaya oturdu. Bu transferi bitirmeye çalışıyor. Teklifini yükseltti. Fenerbahçe Parades'te de var. Galatasaray'ın ilgilendiği Parades transferinde de var. Burada da benim öğrenebildiğim kadarıyla Fenerbahçe'nin teklifi Galatasaray'dan daha iyi. Transferde hareketli günler bizi beklemeye devam ediyor. Biz de duyduklarımızı aktarmaya sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet sana. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kal.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.